Yanımızda Semra Gürsel var. Sakarya'da, Hendek'te özel günlerinize eşlik edecek olan isim diyoruz. Gerçekten bu kadar özel günlerde bizlere hangi anlamda hizmetler veriyor, faaliyetlerini bizzat kendilerinden dinliyoruz. Aynı zamanda da sizlere güzel bir şölen yaşatıyoruz efendim. Buyurun izliyoruz. 2, 1, kayıt. Efendim öncelikle merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi organizasyon deyince tabii ki bütün detaylardan, özel günlere nasıl eşlik ediyorsunuz bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikle ben biraz sizleri tanımak istiyorum. İsmim Semra Gürsel. Sakaryalıyım, doğma büyüme buralıyım. 29 yaşındayım. Aslında genç bir kadın girişimci var yanımızda ve bu yolculuk nasıl başladı? Yani organizasyon sektörü ile ilişkiniz ne zaman başladı tam olarak? Aslında haklısınız. Çok küçük yaştan beri başladı. El emeklerimle bu zamana kadar geldim. Ufak tefek incik boncuklarla uğraşıyordum, örgüler örüyordum, arkadaşlarıma hediye ediyordum. Süslemelere çok meraklıydım. O zamandan geliyor aslında bu hevesim. Böyle başladı. Yani daha sonra bu kişisel merak, hobiyi işe dönüştürdünüz. Bu bütün kadınlarımıza, özellikle ekranları başındaki tüm izleyicilerimize örnek olması gerekiyor. Çünkü bunu kendinize bir ekmek kapısı yaptınız aynı zamanda. Evet. Evet. Mutlu sizlere, emeklerinize sağlık diyelim. Gelelim hemen özel günlerimize. Şimdi özel gün deyince aklımıza hemen gelin ve damat geliyor ilk başta. Başka özel günler de var ama öncelikle siz dinleyelim. Burada ne gibi faaliyetler veriyorsunuz? Salonumuz küçük bir salon açıkçası. Kına ve nişan için uygun. Ona hitaben açtık salonumuzu ama nikah, sünnet tarzı da yapabiliyoruz. Doğum günleri, küçük böyle eğlenceler, after partiler, bunları da düzenliyoruz. Aslında kalabalık olmayan aileler için düğün de yapılabilir bu. Evet, düğün de yapıyoruz. Ruhsatımız her şekilde var. Çok güzel, ferah bir mekanımız var. Oldukça sade düzenlemeye çalıştık elimizden geldikçe tüm konseptlere uyması için. Böyle. Gelelim konseptlerinize. Şimdi her gelin ayrı konsept istiyor mu? Burada sizlerden neler talep ediliyor? Ve siz bu talepleri nasıl karşılıyorsunuz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Gelinlerimiz de burada eğer kına gecesi istiyorlarsa güzel tahtlar sunuyoruz. Güzel kaftanlar, abiyeler veriyoruz. Kıyafetini alıp gelmiyor yani. Yani belirli paketlerimiz var. Bunun içerisinde sunuyoruz. Bu paketler neleri içeriyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Şöyle kaftanlarımız var dediğim gibi. Taht modellerimiz var çeşit çeşit. Her geline aynı taht modeli sunmuyoruz tabii ki. Gelinlerimiz bize hayallerini alıp geliyorlar. Biz de onları gerçekleştiriyoruz. İstedikleri renk, istedikleri model, ellerinde ne varsa ya da tamamen kendilerini bize de bırakabiliyorlar bazen. Size canı gönülden güveniyorum diyorlar bazen. Biz onları elimizde yani şekillendirip onlara güzel bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Onlar da çok mutlu ayrılıyorlar. Bu da ne mutlu sizlere. Gurur. Evet. Ne mutlu sizlere diyoruz efendim. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi şu anda da ekranda izleyicilerimiz görüyorlar birbirinden güzel kaftanlar. Nişan modelimiz var mesela şu an yürüyor gerçekten çok güzel. Bunları neye göre belirliyorsunuz, neye göre temin ediyorsunuz, buraya gelinlere sunuyorsunuz? Çünkü modayla ilişkili mi aslında işiniz? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, modayla ilişkili. Biz sezonun trendleri, hangi renkler moda, onları takip ediyoruz. Sezonunda hangi renkler daha ön planda, nasıl işlemeler kullanılıyor, bunları çok yakından takip ediyoruz. Çünkü işimiz biraz görsel. Görsellik bizim için önemli ve gelinlerimiz için de önemli. Yani bir kına gecesine geldiğinde misafirlerimiz wow diyebilmeli bence. Organizasyon bunu kaldırıyor. Her zaman modayı takip ediyoruz. Sezonun öncü firmalarıyla çalışmaya devam ediyoruz her yıl. Şimdi organizasyon deyince özellikle hani bir gelin olarak düşünürsem kendime o özel günde tek bir şeyle uğraşmak değil de birçok şeye el atmak, takibini yapmak gerçekten zor. Ama organizasyonlara da bazen hani soğuk bakabiliyoruz ama aslında organizasyon tam da işimizi kolaylaştırıyor. Biraz işinizin öneminden bahsedelim mi izleyicilerimiz için? Tabii ki. Şöyle ben kendimden örnek vereyim. Ben evlendiğim zaman böyle organizasyonlar çok revaçta değildi. Her şeyle ben kendim koşturmak zorunda kaldım. Kuaförüme gittim. Evet, yaşayamadım açıkçası. Çok stresli bir dönemdi.
Bunları ben yaşadığım için şu an gelinlerime çok rahat bir organizasyon sunuyorum. Misafirli gibi gelip misafir gibi gidiyorlar. Ben her zaman böyle söylüyorum. Biraz konuyu açarsam da şu şekilde. Abiyelerini, kaftanlarını vesaire hepsini biz veriyoruz zaten. Bunları söylüyorum. Taht modellerini de kendi hayallerine göre tasarlayıp birlikte planlıyoruz. Ancak şu var. İşte kuru kına alınacak veya sepet alınacak. İşte yaş kına gelmedi, şu gelmedi. Arkadaşlarımın taçları eksik. Bir sürü eksik çıkabiliyor, unutabiliyor insan. Bu eksikleri her zaman biz arkadaş gibi yanında oluyoruz, biz tamamlıyoruz. Bu da onları rahatlatmış oluyor. Sakarya'daki yolculuğumuzda bizlere genç kadın girişimcimiz Semra Gürsel eşlik etti efendim. Yaşının verdiği enerjiyle aslında işiyle çok orantılı bir iş yapıyor burada kendisi. Gerçekten tam senkron bir şekilde ilerliyor. Kendisine buradan tekrar selamlar gönderiyoruz. Yolu açık olsun diyoruz. Bizler de Sakarya'daki yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz.